Geri çekilin! Geri çekil! Ya da sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Yeter! Sustur şunu. Okumu kullandığıma eminim. Öyleyse neden? Neden iyi yapamıyorum? Neden başaramıyorum? Bunu nasıl yapamıyor olabilirim? Odaklanmam gerek. Ne oluyor? Oklarıma neler oluyor? Onları nasıl koruyacağım? Acele etmek zorundasın Arjun. Dvarka'nın kadınlarını ve çocuklarını al. Hastinapur'a dönmen gerekiyor. Ama Vasudev, bu şekilde emrini nasıl yerine getireceğim? Onları nasıl koruyacağım ben? Lakşmana! Hep burada saklanıyorsun. Bırak beni! Bırak! Kalk! Bırak beni! Ya kalk! Bırak! Hadi! Bırak beni! Amca! Senin devrin geçti Arjun. Dünyanın senin gücünden korktuğu günler geride kaldı. Bu tamamen yeni bir çağ. Kardeşim içeride ne yapıyor? İçeri gireli uzun zaman oldu. Artık girip bir bakmamız lazım.
Kardeşim, neden böyle giyindin? Vasudev'in mesajını anlamadın mı yoksa Arjun? Bir insanın amacına ulaştığı belli bir kritik noktadan sonra onun varlığı doğanın akışını bozmaktan başka işe yaramaz. Bu nedenle şu andan itibaren ben sürgüne gitmeye karar verdim. Ama bizi yalnız bırakamazsın kardeşim, yapma bunu. Başka bir yolu olmalı. Ama eğer sürgüne gitmeye karar verdiysen, o zaman hepimiz sana eşlik edeceğiz. Çünkü sen kardeşim, sen bizim ailemizsin. Evet kardeşim. Bir insanın gölgesi olmadan var olduğu nerede görünmüş? Biz 5 kardeş birbirimizin gölgesiyiz. Birbirimiz olmadan yaşayamayız. Bunu yapamayız. Yine hepiniz birbirinize olan sevginizi kanıtladınız. Peki ya ben kralım? Durup hadi, yürüdüğüm yol son derece zorlu bir yol. Hepiniz bu yolculuğu tamamlayamayacaksınız. Hiçbir yolculuk benim bu hayattaki yolculuğum kadar zor olamaz sevgili kralım. Kraliyet sarayında aşağılanırken herkesin yanında olduğunu düşünerek aşağılanmaya katlandım. Onlar benim intikamımı alacaklardı. Ormanda 14 yıllık gizli sürgünün herkesin bana sahip çıkacağını, yanımda olacaklarını düşünerek şikayet etmeden geçirdim. Oğullarımın zamansız ölümünden daha ağır bir acı değildir bu sanıyorum. Ama oğullarımın, babası olan muhafızlarımın bana eşlik etmesine güvendim bunca zaman. Ve şimdi beni terk mi ediyorsun? Şimdi yol ister zor olsun, ister imkansız. Kaderimiz bizi hep bir tuttu. Bu benim son kararım. Nereye giderseniz gidin, sizi takip edeceğim. Ve kimse bu hakkı benden alamaz. Sen de dahilsin. Ben seçimimi yaptım kralım. Şimdi bu yolculuğun sonucu ne olursa olsun, hepsini kabul ediyorum.
Seninle kurular arasında hiçbir zaman ayrım yapmadım. Eğer sevgili Yudhishthir bunu kabul ederse, Hastinapur yeni bir krallık kurmanıza yardım edecek. Ama canım karşılığında, ben de senden bir şey istiyorum. Sevgili annen Kunti, onun burada kalmasını istiyorum. Tarihin en büyük ve eğlenceli zar oyunu. Bu hepimizin hayatının en büyük oyunu olacak. Beşin gücü köleleştirildi diyorum. Artık hepsi elimize bakacak. Yudhishthir bile artık senin köle. Hem de en büyük savaşta bile kazanılmayacak bir zafer oyunun birkaç hamlesiyle senin oldu. Bir kişi kaldı. O da Drupad'ın kızı Drupadi. Şimdi Drupad'ın bu kızı Drupadi senin kanunen kölen oldu. Duşasan, bana hakaret eden köle kızın saçlarını bu ellerine tut ve onu buraya, bu mahkemeye getir. Onu ayaklarıma getirmeni istiyorum senden. Onu getir. Dur Yodan, sınırları aşıyorsun, farkında mısın? Buna bir son vereceksin. Bir kadına böyle hakaret edemezsin. Dikkat et Dur Yodan. Aa, sen yeminine çok bağlısın sanki, değil mi büyük baba? Sen yeminine bağlısın. Her şeyi bir sen bilirsin Acarya. Ve sen Karn, benim dostluğumla bağlısın Karn. İşte abi, emirlerine karşı gelen köle kız burada. Bu köleyi derhal soymanızı istiyorum. Sevgili Parikshit, her zaman kumardan ve bahisten uzak dur oğlum. Çünkü bu insanı haysiyetsiz bir sona götürür, o kadar. Bu sarayda olanlardan sonra bile hepiniz gayet de sessizdiniz. Ama bu adaletsiz Duryodhan, yaptığı kötülükler için kesinlikle cezalandırılacak. Ondan önce bu mahkemede bulunan herkes sessiz kaldı ve bu adaletsizliği izledi. Sessizliklerinden dolayı cezalandırılacaklar. Bu da ateşten doğan Drupadi'nin bedduasıdır. Bir kadına her zaman saygı duymalısın. Kimsenin bir kadına hakaret etmesine izin verme. Bir kadının aşağılanmasına asla göz yummamalısın. Ben Duryodhan bugün Hastinapur tahtını tehlikeye attım. Cevabını verdin zaten. O zaman bu hakka sahip olana sorayım. Baba, benim bu tahtta hiç hakkım yok mu? Evet var canım. Ve ben sana bu hakkı kullanman için şahsi olarak izin veriyorum. Eğer bu oyun
hemen sona erdirilmezse Parşuram'ın öğrencisi Drona'nın oklarını kimse durduramaz. Acarya Dron, sen bu mahkemenin üyesisin ve kurallara göre mahkeme sona erene kadar ayağa kalkmayacaksın. Yoksa cezaya çarptırılırsın bilesin. Aklında tut evlat. Bir kral, krallığının sınırlarının ötesine bakabilen değil, tebaasının gözlerinden akmak üzere olan yaşları görebilen kişidir. Politikayı değil, halkın refahını göz önünde bulundurarak kararlar al oğlum. Çünkü halk mutlu değilse eğer, kralın tacındaki mücevherlerin dikenlere dönüşmesi hiç de uzun sürmeyecektir. Evlat, bu diyarı doğrulukla yönet. Büyük yolculuğa çıkma vakti geldi. Artık buralardan gitme vaktimiz gelmiştir.
Hoş. Hoş. Kardeşim baksana. Bu köpek uzun zamandır bizi takip ediyor. Hadi. Git buradan. Sana verecek bir şeyimiz yok. Sanırım bu köpek Nakul'u gerçekten çok seviyor. Hoş. Bırak gelsin Nakul. Eğer bu masum hayvan bizimle gelmek istiyorsa, bırak da gelsin işte. Bir insanı hayatının son yolculuğunda destekleyen kişiden daha iyi bir yoldaş düşünebilir misin? Asla bilemezsin. Bu köpek de seninle aynı yere gidiyor belki. Bırak da gelsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.